Ara sıcağın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok değerli genç bir konuğum var. Genç dediğime bakmayın, kendisi gerçekten çok iyi yerlere geldi ama yaşça benden küçük, o yüzden genç diyorum. Kaiser hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. Ben. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Seninle bugün tanıştık ve direkt evet. video çekmeye karar verdim. <laughs> evet. O yüzden biraz doğaçlama gidecek. Doğaçlama, sohbet tarzında ilerleyebiliriz. Benim için daha keyifli olacak çünkü seni tanımıyorum. Evet. O yüzden çok soru sorabileceğim Aynen. sana. İstediğim Öncelikle gibi. Kaiser ne abi? Niye Kaiser? Kaiser Fatih Sultan Mehmet'ten gelen bir isim. Tamam. Ben YouTube'a ilk başladığımda tarih içerikleri üretiyordum. Fatih Sultan Mehmet'in de ünvanı Kaiser Rum. Hani Hı -hı. bilmeyenler için söyleyeyim. Kaiser Sezar demek. Ben de oradan aldım. Hani kullanan da yoktu sosyal medyada. İlk alan ben gibi oldum aslında yani. Ondan dolayı. Tarih dedin. Tarihten şu anki formuna nasıl döndü kanal? Şöyle bir yıl boyunca aktif olarak tarih videoları ürettim ama shorts kategorisinde. Zaten beni herkes shortsçu olarak biliyor. Ne Yürüdü olarak. mü? Yürüdü. Kanal 300 bin aboneye kadar ulaştı zaten. Bir yıl boyunca yaptım. Tarih kategorisinde işte Kaiser olarak ilk başta orada tanındım. Bu eğlence sektörüne geçmeden önce. Ve tarihte tutundum. O süreçte dramalar oldu vesaire... Tarihin şöyle bir e, olumsuz tarafı var. Çok fazla linçliyorsun ve çok fazla hater'ın oluşuyor. Çünkü tarihi olaylar herkes katılmıyor. Hani ne konusu olursa olsun. Ben bundan soğuduğum için eğlence kategorisine geçtim. Baktım orada da tutuyor aynı şekilde shorts'lar ve videolar. Şu an oradan devam ediyorum. 2 milyonu geçtik şu anda. Peki seni hiç bilmeyenler için hatta hı hı. benim için de önemli sorulardan bir tanesi Tabii. nasıl bir ailede büyüdün nerede büyüdün hı hı. kimsin abi sen yani küçüklüğün ben nasıl tanıtayım. geçti benim gerçek adımı çoğu kişi bilmiyordu ben kerem zaten bunu yeni açıkladım benim iki adım var şadi kerim soyadım da söyleyeyim bağlan şu an e, 2003 doğumluyum yani 20 yaşına tekabül ediyor eskişehir'de doğdum eskişehir'de büyüdüm ailem iyiydi normaldi e, YouTube'da Zaten sonradan açıkladığım bir konu da var babamla alakalı. O kendisi 2022'de vefat etti akciğer Erkan'ın teşekkür ederim. Ee, ailem kötü değildi hani güzel bir ailedeydim aslında. Tek çocuk musun? Yok bir tane de kardeşim var. Onu da zaten videolarda yeri geldiğinde konuk ettim. Ömer yani benden iki yaş küçük o da. Ya yani Çok fark yokmuş. Aynen. Herhalde. Destekledi mi ailem peki ilk YouTube maceranı? Ailem i̇lk giriştiğinde... destekledi. Zaten babam görmedi hiç YouTuber olduğumu ama annem zaten destekledi. Hani bu konuda sağ olsun tekrardan teşekkür ediyorum ona. Hı hı. Yani ailem destekçiydi ben de devam ettim. Tutunca da şu an günümüze kadar ulaştık hani buraya. YouTube'a girmeye nasıl karar verdin? Benim küçüklük hayalimdi YouTube'a girmek. Yani herkesin olduğu gibi bu 2003 2004 doğumların zaten asıl hedefi küçüklüğünden beri YouTuber olmaktı. Çünkü bizim dönemimizde siz vardınız mesela prime dönem olarak. Ve hepimiz YouTuber olmak istiyorduk. Yani bir şeyler yapmak istiyorduk. Benim zaten asıl istediğim nokta şu an yaptığım içerikleri yapmak. Hani her gün video atmak, böyle entertainment tarzında oyun videoları paylaşmaktı. Ben şu an onu sağladım. Hani oradan devam ediyorum. YouTube'a ilk başlama sebebim e, insanlara bir şey anlatmaktı ve hani insanlar böyle seninle fotoğraf çekindiler, hoşuna gider ya onu sağlamaktı işte. O hayal e, izinden gittim ve oradan şu an devam ediyorum hala. Peki seninle alakalı bende şöyle bir info var. Bunu Hı -hı. Yusuf verdi bana bu infoyu. Türkiye'nin Mr Beast'i olmak istiyor dedi. <laughs> bu biraz değişti değişen kısmına da geleceğim birazdan tabii, ama tabii. şu an bir Mr Beast kısmıyla kalalım. Türkiye'nin Mr Beast'i olmak istiyorum derken altını biraz doldurur musun? Yani ne tabii. anlamda? İçerik anlamında. Şimdi Mr Beast dediğimiz adam gerçekten de YouTube'un gidişatını tamamen kökünden değiştirmiş bir insan. Çünkü bundan evet. önce PewDiePie vesaire klasik olarak oyun videoları çekiyordu odasında videolar çekiyordu. Aslında Mr Beast değil, Logan biraz Aynen. Açtı o yolu. Arkasından Aynen. Mr Beast geldi gibi. Yani kimse bu kadar yüksek paralar dağıtmıyordu. Televizyonlarda bile görmüyorduk bunu. Hı -hı. Mr Beast bunun önünü çok fazla açtı ve bu Türkiye'de bence boşlukta olan bir sektör. Yani Mr Beast tarzında içerik tam olarak üreten yok. Ben dedim ki hani bunu yapsak mükemmel Hı -hı. izleniriz. İyi demişsin. Peki <laughs> başarabildin mi hiç? Ya ben zaten YouTube hani toplam o tarih içerikleriyle beraber sayarsam... ...iki yıldır e, içerik atıyorum aktif olarak. Şu an başardım diyemem ama temellerini oluşturuyor muyum? Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ve yeni de başladığıma göre hani bence fena değilim şu an. Şimdi ben de bu konuda sana yukarıda konuşurken evet. şeyi söylemiştim. Hani Mr Beast olmak kolay bir süreç değil tabii Türkiye'de. Evet. Yani pek hiç çok hiç anlamda. Değilim. Para dağıtmasını zaten geçtim bu ekonomik <laughs> şartlarda da daha rasyonel bir hedef koy bence dedim. Sen de şey dedin zaten. Artık yeni dedin hani hedefim Türkiye'nin Enes Batur'u olmak. Aynen öyle. Yani Türkiye'de Türkiye'nin zaten bir Enes Boturu var da hani <laughs> Enes Batur, Batur olmak var yani. Abi, tabii. E, bu neden YouTube Türkiye'nin e, kurucusu Enes Batur'dur yani. Burak Oyunda'yı vesaire katmak zorunda değilim şu an. YouTube deyince Akla Enes Batur gelir Aynen. demek istiyorsun. Aynen. Aynen onu söylemeye çalışıyorum. Hani Enes Batur bu altyapıyı oluşturdu ve haber kanalları olsun. Hani genel olarak YouTube Türkiye'yi böyle önemli bir noktaya getirme konusunda rol oynadı gerçekten de. Yani onun için bence idol alınabilecek birisi ya bu noktada. Mesela MrBeast de bunu global anlamda başardı. Onun için MrBeast'i de bir şekilde örnek almak gerekiyor. Enes Batur'la tanışmayı da istiyorsun bu arada. Enes Batur'la tanışmak isterim. İzleyicisi miydin? Tabii ki yani. Yani yok böyle yani, Enes Batur, hayır. EBFC <laughs> Ay, miydi onunki? Enes Batur diye dolaşmıyordum ama içeriklerini izleyen birisiydim. Yani benim zaten neslimde olan 2003 tayfa falan çok rahat izlemiştir. Yani izlemiyorum diyenler de evet, evet. böyle ne bileyim. İlla bir kere yani. denk gelmiştir Bir kere izlemiştir yani. o videosunu yani. En büyük hayalin ne peki? Yani en büyük hayalim şu an YouTube üzerinden ilerlemek. Hani... ...o Mr. Beast'e çıkıyor yavaştan işte. Böyle çok büyük içerikler yapmak. Gerçekten de böyle artık e, o YouTuber'ın hakkını vermek indiğim... ...öyle bir şey yapmak istiyorum. Yani sadece oturduğum koltukta yıllarca bir şeyler yapmaktan ziyade... ...artık o koltuğun da dışına çıkıp... ...daha büyük şeyler yapmak istiyorum. İşte bunu ileride başarabilirsem hani hayallerimden birisini gerçekleştirmiş ya olacağım. 2003'lüsünün önünde daha çok uzun yıllar var. Yani şu an var. 20 yaşındayım evet. Başarırsın abi. Çok gençsin. De abi. İnşallah. Kız arkadaşın var mı? Var. <laughs> evet. Niye güldün o soruya? Kayıttan önce bir aramızda makara sandı da o yüzden girdi evet. yanlış anlaşılmam Kız arkadaşım var işte 8-9 aydır beraberiz. Allah mutlu mesut etsin kardeşim. Teşekkür ederim. Senin var mı bu arada? Var kardeşim. Benim <laughs> de var. Sen, Seninki ne kadardı? Yaklaşık 4-5 aylık benimki de. Seninki de besletsin. Allah, best Allah best. benim de mutlu mesut etsin. Abi. abi. <laughs> Hangi takım Beşiktaşlıyım. Ama ben çok fanatik Takım tutan birisi değilim. Yani Beşiktaş diyeyim sadece. Sorduklarında cevaplıyorsun sadece. Yani. Aynen öyle. Sana değişik bir soru soracağım şimdi. Tabii istediğin gibi. En büyük keşken ne? en büyük keşkem. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu kariyer anlamında sormuyorum ha bu arada. Hayat en anlamında soruyorum. keşkem YouTube'a daha önce başlasaydım. Yani onun dışında hayatım boyunca çok büyük bir pişmanlığım olmadı yani her konu içerisinde. Mesela ne bileyim hani ailesel sorunlara gidelim. Ailesel olarak da çok kötü bir ailede değildim dediğim gibi. Sen YouTube'a aşık bir adamsın ha bu arada. Evet, YouTube'u gerçekten seviyorum. Çünkü İki yıldır yapmama rağmen çok fazla içerik ürettim. Hani hem tarih konusunda olsun. Şu an yanlışsam düzelt her gün uzun video atıyorsun değil mi? Evet her gün uzun video atıyorum. Şu an mesela buradasın. Stoğum var mı? Stoğum var bir tane. Daha çekeceğim buradayken de bir tane. Aklımda var bir şeyler. Yani... Vlog tarzı mı? Ya bu e, Yusuf söyleyeyim mi? Söyle. Yusuf yani. Kayalp'ları sikibide tuvalet izleteceğim. Ney? Yusuf <laughs> Kayalp'ları sikibide tuvalet izleteceğim. Biliyor musun bu arada? Y Yusuf <laughs> seni içinde sikibi geçen bir şeyler yapacakmış. <laughs> tuvalet falan diyor. <laughs> Haberin var mı? Ha, var diyor. Tamam. Sorun evet. yok diyor. Dedim Yusuf Kayalp'le hani buluşmuşken bir şeyler yapalım dedim. Dedim ne yapabiliriz? E buluşmuşken ki? bir sikibide tuvalet <laughs> miyiz? <laughs> bir <siki bizi> tuvalet <laughs> mantıklı olur dedi. Yani tarihçi adam bile. Şimdi tahammül de demeyecek daha da güzel olacak. Hiç ihanete uğradın mı? Yok ya. Kız arkadaş anlamına sormuyorum. Yok ihanete uğramadım. Ben genel olarak hani normalde insanlar anlatırlar ya buraya otururlar böyle uzun uzun. Benim ne öyle bir çok büyük pişmanlığım oldu ne böyle bir ihanete uğrama durumum oldu. Aslında ben normal bir hayat yaşamışım şöyle düşündüğün zaman. Ben senden cevap alacağım ama. Tamam devam et. En son Kaiser ne zaman ve hı hı. neden ağladı abi? En son Kaiser. Bak sakın bana incir Reçeli izledim orada yani. ağladım falan deme. Öyle bir soru değil bu yani. Filmi ağlamanı falan sormuyorum. Aha, aynen. Valla Kaiser en son niye ağladı? Ben en son herhalde. Babama falan ağlamışımdır yani. İki yıl önce mi ağladın abi en son? Valla benim şu an duygularım gitti. <laughs> yani duygularım gitti gittikten kasıt artık daha çok tahammül edebiliyorsun. şey mi peki ben bunu dedemle yaşamıştım o yüzden Aha. biraz anlamaya çalışıyorum seni. zaten. Hani babama olan duygusallığımdan sonra bir daha bana hiçbir şey vuramaz. Yani aslında mantığıma. en büyük darbe yiyorsun ya duygusal olarak. Ondan sonraki diğer şeyler böyle çok küçük şeyler geliyor. Çok umursamıyorsun aslında. Mesela ben eskiden duygusal bir insandım. Bunu atlattıktan sonra duygusallığım daha böyle törel edildi. Yani daha çok e, gitti. Bu iyi bir şey bence benim açımdan. Çünkü artık daha mantıksal yaklaşabiliyorum. Eskiden daha duygusal düşünüyordum her konuda. Şimdi acıyı yaşayan insanlar daha çok böyle soğukkanlı olurlar ya ben ona katılıyorum yani bu arada. Gerçekten de faydası oluyor bir taraftan da. Böyle acıyı erkenden yaşamanın verdiği bir olgunluk oluyor insan. Yani kız arkadaşınla yarın ayrılsan ağlamazsın. Yok yani ayrılmam da ağlamam. Ayrılsan ağlamazsın yani. Yani bilmiyorum ben onu bilemem şimdi. Çok büyük konuşmaya da gerek yok asla asla demem ben. Motivasyonun para mı kaydılar? Motivasyonun para değil. Yani o izleyicilerin tepkisine bakıyorum ben daha çok. Mesela YouTube'da herkes içerik üretiyor işte tüm sosyal medya mecralarında. Kimisi gerçekten bu işi para kazanmak için yapıyor. Tüm YouTuber'larda da şöyle bir söz vardır. Ben bu işi para için yapmıyorum. Ya yani Bu yalan aslında. Bu yalandır evet. Tabii, yalan. Eski kuşak bir YouTuber olarak tabii, ben de söyleyeyim. Yalan tabii bu. İlla para için de yapıyoruz. Ama benim temel motivasyonum izleyicilerimden geliyor. Yani ben yorum okumayı seven bir insanım bu arada. Hani insanların etkileşimlerine bakan bir insanım. Videoma atıp bugün de videom yayınlandı demiyorum. Mesela açıyorum o videoyu. Bütün yorumlarımı okuyoruz. Ben mesela ilk bir saat iki saat falan okurum. Ben ilk yayınlandığında ilk on dakika ilk yarım saat bir okurum. Analiz ederim. Zaten otuz dakika sonra o videonun verisi geliyor ya sana. Daha tıcır, daha da çok yorum geliyorsa okuyorum. Bir de son kez böyle bir yarın bakıyorum ondan sonra ek gün. Ya ilk 30 yorumdan şey, sonra yeni videom yayınlanıyor. İlk 30, zaten. 30 dakika zaten belirleyici oluyor yani genelde kalan Oradan yorumlarda. Aynen oraya 30 göre 30 oluyor. 30 dakika çok okurum yorumları. Seni bugüne kadar en çok üzen kişi şu anda burada benim yerimde oturuyor olsa onunla hangi konuda konuşmak isterdin? Ona ne derdin? Ona ne derdim? Ya bir şey demezdim aslında ya. Ya yani çok beni aşırı üzen bir konu yok. Yani burada, biri yok mu? Konu... Yani biri yani eski ilişkiler falan konuşmaya gerek yok. Hani onlar olmuş bitmiş de. E seni bugüne kadar en çok üzen kişi eski ilişkin mi? Beni hani kişi olarak evet odur yani. Çünkü onun dışında bir yani uğramadım. Arkadaşlar ortam olarak falan olsun. Bir şey demezdim diyorsun. He? Ya bir şey demezdim yani olmuş bitmiş artık. Bir de artık çocukça konular geliyor bana çünkü eski ya. Sen yaşına göre olgun davranan bir insan. Ya öyle misin bilmiyorum ama Sen öyle yaşına davranıyorsun. Yaşına göre yine olgun olduğumu düşünüyorum. En büyük korkun ne Kayser? En büyük korkum kanalımın e... kapanması deme giderim buradan <laughs> şimdi. Yani sevdiklerimin yanımdan gitmesi veya yalnız, yalnız kalmak yalnız mı? Yalnız kalmak olabilir. Bence o çoğu insanın mesela senin de dahil en büyük evet. korkundur. Çünkü insan unutulmak istemeyen bir varlık. Ee, ve insan sürekli birilerine ihtiyaç duyuyor. Yani dini olarak da o şekilde, insan olarak da o şekilde, ilişki olarak da o şekilde. insan sürekli olarak yanında bir şeylerin olmasını istiyor. Yani insan yoksa gidiyor evcil hayvan alıyor. Bence odur yani. Bende var. Üç tane evcil hayvanım evet, var. Ne yalnız kalmaktan çok korkuyorum. Kedi. Ben varım. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> ee, sosyal hayatında neler yapıyorsun? Bunu şu şekilde soruyorum. Aha. Mesela Kaiser sabah uyandı. <laughs> Hemen anlatayım. Videoyu katma bana. Hani videomu çekerim deme. Sosyal hayatında neler yaparsın? Şimdi ben <laughs> hayatsız gibi yani oluyorum. Nargile kafeye mi gidersin sallıyorum? Yok, ben sigara alkol kullanmıyorum bu arada. Bunu da söyleyeyim tekrardan. Tamam. Ee, nargile kafeye falan gitmiyorum ama hani arkadaşlarımla buluşmaya çalışıyorum. Şimdi videoya gelecek yine ama ben her gün video üretiyorum ya. Çok vaktim olmuyor zaten. Günümün önemli kısmını e, video işleriyle geçiriyorum. Ondan sonra akşam oluyor. Akşamliğinde kız arkadaşımla zaten ancak konuşabiliyorum. Onunla konuşuyorum falan. Lol oynuyorum <laughs> bu arada onu söyleyeyim. Uyku düzenin iyi mi? Uyku düzenim bozuk. Yani Gece yaşıyorsun sen geceliğin 2'de yatıyorum. Yeri geliyor 3'de yatıyorum. Yeri geliyor 12'de yatıyorum. Ama çok erken yattığımı söyleyemem yani. En geç böyle 5'e kadar, 4'e kadar falan oturuyorum. Safe zone'ları olan bir adam mısın sen? Yani olan derken her insanın Anladım. safe zone'ları vardır da seven bir adam mısın? Sende öyle bir imaj var çünkü. Evet, yani seviyorum aslında. Mesela evimde vakit geçirmeyi seven birisiyim. Ama çok böyle yeri gelirse o safe zone'lardan çıkmasını da başarabiliyorum. Hani kendimi böyle kuralcı bir şekilde safe zone'da kalacağım diye direkt. Yusuf'a bir pas atacağım. Yusuf orada mı? Abi bu yeni kuşak ile çok benzemiyor mu bazı şeylere? <laughs> Değil mi? Yani bu yeni kuşağın genel bir durumu herhalde. Çankuya çok... katıldı mı buraya? Katıldı. O da mı aynısını söyledi? Yok ben Çarmıkoğlu'yu özelde tanıyorum. Hı hı. Benzer profilsiniz yani şu an kendimi evet. onunla konuşuyor gibi hissediyorum. Evet. Tarz olarak yani. Bence bizim nesil kronik hasarlı ya. Hepimiz aynıyız çünkü. Ya Her jenerasyonun bence kronik bazı arızaları var. Bizde aynen. de var. Sizde de vardır mutlaka. Kariyerinin tamamını YouTube'da mı geçirmeyi düşünüyorsun? Yani şöyle soruyorum hı. bu soruyu. İnsanlar için bazı insanlar için YouTube bir basamaktır. Bazı insanlar için bunun sonrası vardır. Kimileri evet. oyuncu olmak ister, kimileri zaten gördük bunu şarkıcı olmak ister. Buradan elde ettiği etkileşimle. Senin kariyerde final noktan ne? Nerede görmek istiyorsun? Yani televizyonda bir program Aha. yapmak istiyorsun. Aslında ben şunu söyleyeyim, televizyonculuk YouTube'a kayıyor zaten. O yani. değil o kesinlikle. Yani onun için zaten. televizyonculuğa tekrardan kaymak falan istemem. E, oyuncu olmak gibi bir şey de istemem ama şöyle bir şey isteyebilirim. Tabi YouTube'u isterim ana olarak. Ama alt dallar olarak ne bileyim böyle film çıkarma tarzı şeyler ya da ne bileyim bir filme konuk olabilirim oyuncu olarak. Öyle şeylere sıcak bakabilirim ama temel e, olmak istediğim yer YouTube olur. Şu an YouTube zaten yani herkesin olmak istediği bir yer bence. Şimdi şey, YouTube'a aşığım dediğin için bu soruyu soracağım Tabii. sana. Daha önce sor. hiçbir ara sıcak bölümünde sormadım bu arada. Tamam sor. E, Acun Ilıcalı geldi. Tamam. Ve dedi ki sana işte Kaiser. Hı -hı. Al kardeşim sana şu kadar para. Kanalını kapatıyorsun bundan sonra egzende yapıyorsun. Yani şöyle bir şey var. Tam ilk başta kurtarır belki ama acun bana kaç yıllarımı verebilecek o parayla? Bir de o YouTube'daki etkileşim Bak, bana verebilecek mi? R'ye takma. Ben sana soruyu net soruyorum. Bana bir miktar vereyim. Geldi. Misin? Tamam vereyim. Tamam bir miktar da ver. Düşün sana geldi. Ama. Tamam. Dedi ki hadi biraz daha abartalım. Tamam. Abartalım derken rakamı büyütelim şişirtelim. 15 milyon TL. Çok az. Yok. Bir yıl egzendesin. Yok YouTube ölür bir yılda. Ya kabul etmem. 30 milyon TL. Yok. Yani 100 milyondan aşağısı. 100 kurtaralım. milyon TL. <laughs> evet. <Kurtaralım. gülüyor> Bu Acun Ilıcalı'yı batırma operasyonuna hepiniz hoş geldiniz. Gitmezsin o zaman yani. Yok. Ben bunu gitmezsin diye Yok. yorumladım. Ya çünkü o, o YouTube'daki... Hiç düşünmez bileşim. misin ama sıcak böyle bir 30 milyon geldi masaya. Yani 30 milyon ama ne kadar? Bir yıl boyunca bir olacak. Yıl. Bir yıllığına olabilir bak. Ama yıllar boyunca asla yapmam. Hani Acun bana 5 yıl falan 100 bin 100 milyon dese o zaman kabul etmem YouTuber olamam. Anladım. Bu arada havaya girdi Acun demeye başladı. Hani Acun Ilıcalı falan Acun abi falan <laughs> Hayır, Acun. Şey, Bey, Acun. <laughs> Güzel abi. Yani sizle konuşurken şeyden gerçekten keyif alıyorum ben. Ee, aslında çarmı da o yüzden örnek Hı -hı. verdim. Çok gençsiniz abi ve kafanız çok açık. Önünüzde çok uzun yıllar var. Bu bir avantaj sizin için. Hı -hı. Bizim jenerasyonda mesela şöyle bir hata vardı. Bunu Yusuf da kabul eder içeriden dinliyor zaten. Biz bir şeyleri hata yapa yapa öğrendik. Evet. Çünkü önümüzde bir örnek yoktu bizim. Evet. Yani anca şöyle oluyordu. Bir hatayı Enes benden önce yaparsa veya işte kafalar benden önce yaparsa ben anca öyle ders çıkarabiliyordum. Ka abi kardeş ilişkisi gibi. Küçük kardeş daha şanslıdır yani. Evet yani siz bizim yaptığımız hataları çok net gördünüz. Çok net Aynen öyle. bilinçaltınıza kodladınız ve onları kesinlikle yapma şansınız yok. <laughs> Aynen öyle. Pasta oluştu herhangi bir zorluğunuz yok. Peki şöyle bir soru soracağım sana. İleride aile kurmayı düşünüyor musun? Tabii ki. Var böyle bir hayalin yani yani, değil mi? Benim asıl amacım kız arkadaşımla zaten şu an devam ediyorum ama. Çok erken oldu. İleride... Oldum. Kız arkadaşınla bunları konuşman için 20 yaşındasın daha ya. Yok yok yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela paramı kazandım, artık evimi aldım, arabamı aldım. E, mutluysam ilişkimde evlenirim. Ama çocuk? Çocuk işte bakarız duruma göre. Bak mesela burada da farklısınız. Sizin jenerasyon çocuk getirmek istemiyor bu dünyaya. <laughs> Yok. Ya ben isterim bu arada da. Şimdi bir bakmak lazım o durumda işte işler nasıl olacak. Ben belki farklı şeyler yapacağım. Yani durmadan bir yere gitmek zorunda kalacağım. Ondan bilmediğim için. İşkolik bir insansın sen. Evet, ben işkolik. Burcun şey, ne ben. senin? Yengeç. Ya anladığımdan değil sadece merak eden olursa diye sorayım dedim yorumlarda bilsinler. Allah Allah çok enteresan. Enes de niye tanışmak istiyorsun? Enes çünkü dedim ya bir ikon YouTube Türkiye için ve benim şu an ürettiğim içerik tarzı çok benziyor ona. Zaten hepimiz ondan gördük ilk başta yani o temsilcisiydi. Oyun eğlence tarzı tepki videolarının Ben de o şekilde gittiğim için Önümde bir ikon var yani şey gibi Bir futbolcusun önünde mesela Real Madrid'de oynuyorsun Ronaldo'yu hatırlarsın her zaman Ve Ronaldo'nun izinden gidersin Bu da aynı şekilde benziyor ya yani Bunlar siz ilksiniz Siz YouTube'un ilkleri olduğunuz için ikon olarak kalırsınız Yani YouTube var olduğu sürece Peki ya sana şimdi iki tane Bence çok önemsiz ama <laughs> Muhtemelen bu videoyu izleyenlerin Ya Burak sen bunu normalde sorardın niye sormadın Dememesi için soru soracağım <laughs> E ee, Lucifer'la bir draman olmuş. Evet. Benim de oldu bu arada. Hı hı. Bence çıkmayayım. olmalı da bu arada. Aynen aynen. Anlatıyorum onu başta. Tabii, tabii. Lucifer'la dramamız oldu bizim. Ee, geçen yaz başladık işte orada dramaya. İlk sen mi laf attın? Ben ilk başta NPC diye bir seri yapmıştım. Orada işte insanlar NPC diyordum. Ama böyle bir akım gibi bir şeydi o. Ve onu Lugat'a soktuk gerçekten de. Böyle artık çocuklar NPC falan diye geziyorlarmış. Ben hiç denk gelmedim ama öyle söylüyorlar. Ee, bu NPC akımı da ben girişimcileri yaptım. Çünkü Instagram'a giriyorum sürekli para kazan. Oradan şunu yapaydık. Yani para kazanmak sanki herkesin çok rahatlıkla yapabileceği. Herkes finans uzmanı oldu. Herkes mükemmel Andrew Tate tarzda takılıyor. Ben de dedim ki bu girişimcilere NPC dedim ve orada da Lucifer'ın o şeyini fotoğrafını kullandı. Bu Enes Batur'la dramaya girdikleri zamandı ve Lucifer o zaman herkesle aktif olarak dramaya giriyordu zaten. Yani Lucifer'ın da işine geliyordu bu. Sonra Lucifer benim o Instagram'daki postumun altına yazıkla sana yazdı. Sonra ben de bunun üstüne bir video çektim işte Instagram'da falan. Lucifer bana yazık tarzı falan diye onu taklidini yaparak bir e, tekrardan post paylaştım. Ondan sonra biz onunla o şekilde gittik. Sonra ben ara ara böyle bazı videolarımda böyle eğlencesine Lucifer şampuan falan çıkartmış sanırım. Onları falan veriyordum insanlara. Sonra dedim ki Lucifer'la barışayım dedim. Çünkü Lucifer'ın profiline bakıyorum adam şehitlere video yapıyor. Adam gerçekten de duyar kasıyor bir taraftan da. Yani adam belki kötü değildir gerçekten dedim. Bir konuşalım dedim. Instagram'dan yazdım. İşte Lucifer seninle video çekelim mi soru cevap tarzı mesela seninle yaptığımız gibi bir şey yapacaktık belki de. Dedim dedi ki bana Kayda işte e, beni sen benden tanı dedi işte benim asıl amacım insanlara da böyle bir şeyleri isterlerse yapabileceklerini göstermek falan filan ben aslında kız arkadaşımı çok seviyorum ama yanımda bir sürü kızlar olması onu sevdiğimi engel değil falan bir şeyler söylüyor dedi ki bana e, sen de ortak bir içerik yapalım dedi bana işte ben sana e, ürünlerimi yollayayım sen zaten videolarımda gösteriyorsun ara ara dedi Senle beraber biz e, barışalım dedi böylelikle insanlar da... Kavga eden insanların sosyal medyada bir şekilde içerik ortaklığı da olsa barışabildiğini görsünler dedi. Ben de tamam dedim. Yaptık videoyu. Ben onun ürünlerini verdim. Ondan sonra Lucifer'i videoyu paylaştı. Ama artık Lucifer bir kalıba oturmuş. Bu adama sürekli küfür ediyorlar. Yani adam oturduğu için düzeltemez onu hiçbir şekilde. Baktık Lucifer'a sürekli böyle tepkiler geliyor. Bana da tepkiler geliyor. E ben öyle deyince Lucifer'la e, tamam dedim yani. Ben kaldırıyorum videoyu yapmıyorum bir daha ortaklık falan. Oradan kestim. Bir de Lucifer o videoda da kadın kullanmış. Şimdi Lucifer'ı izleyen çok küçük yaşta kardeşlerimiz de var. Ben o şekilde olduğunu bilmiyordum mesela. Ama adam o şekilde izlensin diye bir de onu kullanmış. Kadınları kullanmış. Ondan kaldırdık yani. Lucifer'la tekrardan küsüm artık bu saatten sonra. Ben daha önce dramaya girdim. Kendisiyle bomboş evet, bir çar bu arada. Herkes ya. Yani ben Lus alenen yüzüne söylüyorum bomboş bir çar. Ben de Lucifer'a söylüyorum boşsun. Lus <gülüyor> 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 Yeni drama geliyor. Ee, bir de bir tarih kanalıyla draman olmuş. Hap tarihi diye bir kanallı evet, oldu. Evet bana yorum dağıtıyor bu arada kendisi. Çok Hı -hı. Yani teşekkür ederim tanımıyorum ama... Ee, onunla niye tartıştın ya, abi? Bizim o dramamız zaten kişilik üzerinden değil sadece bir konu üzerinden ve YouTube tarihinin en entelektüel dramalarından biridir bence. Yani teşekkür ederim ona da bu dramaya girdiği için. Ben tarih videoları çekerken konu Fatih Sultan Mehmet'ti ve Fatih Sultan Mehmet tarikatları kapattı mı diye bir video paylaşmıştım. Bu shorts bir tarih videosu için ve o dönem için milyonları geçti. Öyle olunca o da yani tarih kanalı çok normal e, yorum yazması yorum yazdı bir de bana üstüne video çekti işte tarikatları kapatmadı tarzında oradan bir drama gitti ama çok sürmedi yani bunun üzerinden bir drama olmuştu. Bizim dramamız sadece bir bilgi üzerindendi ve güzeldi bence ve o e, tarih içerikleri tüketen herkes de bunu zaten alkışladı yani. yani Ta, bir tarih kanalı olan Yusuf Alp'e soracağım dramayı evet. kim kazandı Yusuf? <laughs> Kapatmış mıydı yani Fatih Sultan Mehmet? Aslında kapattı ama hepsini kapatmadı yani konu. İyi ee, kazandı evet. dramayı diyor senin Yok, için. Yok kazanmadım. Ya normal bitti diyelim. Ya aslında şöyle bir şey oldu. Bu konu herkes tarafından öğrenildi yani aşağı yukarı. Bu konuyu bilmeyen de öğrenmiş oldu. Bence faydalı bir dramaydı bu tarih açısından. Çok keyifli bir muhabbetti. Evet ben Bak, de memnun kaldım gerçekten. Güzeldi. Gerçekten şöyle yani <laughs> kendini güzel ifade edebilen bir adamsın. Evet teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte son olarak onu da sormak istiyorum. Ne tarz içeriklerle göreceğiz biz Kaiser'i? Yani şu anki yalnızca... çerezlik içerikler bitti mi artık? Yani çerezlik içerikten ziyade her gün... yani ben shorts'lara çerezlik içerik diyorum. Kendim gerçek, atıyorum. Bir çerez içeriği. Evet ben de çerezlik. Çünkü bir hani bir dakika, edelim. bir dakikada insanlar ne tüketebilirlerse o kadar bir şey tüketebiliyorlar. Uzun videolarda bunu çok detaylı yapabiliyorsun. Benim amacım her gün bu Enes Batur'un mantığında dediğim gibi uzun video paylaşmak, hani kendime belirli bir kitle edinmek ve bu kitleyle güzel e, ne bileyim videolara ulaşmak, güzel kaliteleri ulaşmak. Enes onu başardı mesela. Enes bırakmasaydı devam ederdi ama. Belki bir bıraktım. gün geri gelir. Umarım İnşallah. sen de başarırsın. O zaman anladığım kadarıyla doğru anlamışımdır. Entertainment'tan devam edeceksin. Evet aynen şu an o şekilde devam ediyorum işte. Enes'in tarzında diyeyim ben sana. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim tekrardan. Güzel bir programdı. Abi Kayser'le tanışmak çok keyifliydi. Genç bir beyin. Genç beyinleri her zaman çok aşırı derecede seviyorum. Ee, o benden bir şeyler öğrenebiliyor. Ben ondan daha fazla şey öğreniyorum ama farkında olmuyor. Ee, bunu siz de farkında olmuyorsunuz bu arada. Yani gençlerden, gençlerken ben kendime yaşlı demiyorum da hani <laughs> adam 20 yaşında yani ben 20 yaşında da değilim. Ondan öğrenecek çok şeyim var YouTube'a dair. Onlar daha güncel takip edebiliyorlar. Umarım Video hoşunuza gitmiştir. Umarım keyifli bir muhabbet izlemişsinizdir. Kayser'in kanalına açıklamalar kısmına bırakıyorum. Göz gezdirebilir, izleyebilir, abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda, sonraki ara sıcaklarda görüşmek üzere Hoşçakalın diyorum. Kayser geldiğin için de bir kez ben de daha çok ama çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok keyifli bir programdı. Çok teşekkürler. Görüşürüz.